Her zaman gibi kaydedelim. Ondan sonra bakarız. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Dediğim gibi minik bir rötarda da olsa başladık. Bu arada tabii gruba gelenleri gidenleri de bir taraftan alıyorum. Böyle arada durabilirim. Onu söyleyeyim. Şimdi bu hafta itibariyle şöyle bir noktaya dönüyoruz. Biraz daha teknikler üzerine gidelim istiyorum bu saatten sonra. Özellikle reading üzerine gidelim. Çünkü malum olduğu üzere hepimizin hedefinde bir not var. İşte bu 70 olur, 80 olur. Neyse o not. Hani bu notu almak için en önemli nokta parçalar malum olduğu üzere. Yani zaten sayısal olarak da baktığımız zaman YDS'de 20 tane soru var. Yani 80'de 20, 4'te 1. YÖKDİL ve YKS dilleri malum olduğu üzere 15'er tane var. Yani yine nereden baksanız 5'te 1 gibi bir rakama denk geliyor. Hani o anlamda bizim readingle ilgili belli bir noktada iyi olmamız lazım ki bizi o istediğimiz hedefe götürsün. Aslında reading şöyledir, öyle giriş yapayım. Yani bir insanın hedeflediği puanı almasında ya da almamasında direkt etken rol üstlenir. Yani reading'i çok iyiyse bir öğrencinin istediği puanı alır. Kötüyse maalesef alamaz. Genelde böyledir. Şimdi böyle deyip başlayalım. Önce bir ders yapacağım. Yani konu anlatacağım. Ondan sonra da bu konu üzerine çıkmış sorular üzerinden böyle detaylıca bir analiz yapacağız. Hatta ben şöyle yapıyorum parçaları incelerken sadece hani bu A'dır, bu B'dir, bu C'dir olarak değil. Parça içindeki kelimeler, işte parça içindeki kalıp kullanımlar. Hani bunların hepsine değiniyoruz. Hani o bakımdan siz de nasıl ders izleyeceğinizi önceden bilirseniz daha iyi olur diye ifade edeyim istedim. Şimdi reading soru çözüm tekniklerinde öncelikli olarak bizden ne istiyorlar? Yani biz bu soruları çözerken bu soruları soran arkadaşların amacı ne? Bir, ifadeleri doğru anlayıp anlamadığımızı ölçüyorlar. Şimdi bunu mesela nelerle ölçerler? En basit örnekten yola çıkarsak, It is stated in the passage that. Bu tarz bir soru sorarlar. Bizden ne isterler? Parçada direkt olan bir ifadeyi bulmamızı isterler. Yani doğru anladık mı, anlamadık mı? Bunu ölçer bu. İkinci nokta yorumlama. Peki yorumlama nerede karşımıza çıkar? Yorumlama da mesela şurada çıkar. İşte özellikle inferni sorularda, işte deducted olan sorularda çıkarım yapmamız gerekiyorsa veya imply, ima eder tarzı bir soru varsa elimizde. Burada yorumlama yapmamız lazım. Hani onların tekniklerini de şey yapmış olacağım. Onu söyleyeyim. Sizinle paylaşacağım yani. Şimdi yorumlama böyle. Sentezleme dediğimiz de şu aslında sentezleme özellikle main idea soruları. Hani çok fazla çıkıyor karşımıza. Hani main idea demek sizin böyle parçanın genelini işte tek bir cümlede veya muhtemel başlık soruları da buna dahil. İşte böyle parçanın genelini ya da tamamını özetleyen bir şey bulmanız gerekiyor. Bu da sentezleme ile ilgisi olan bir durumdur. Dolayısıyla sentezleme işin içine girer. Şimdi en çok zorlanılan soru tiplerinin başında gelir. Bana sorarsanız en zorudur. En çok soru çıkan türü olduğunu zaten konuştuk. Zor olduğu için de yapan öne geçer. Yani şöyle hayal edin. Şimdi siz diyelim ki hemen arkadaşı alıyorum. Böyle arada bir es vereceğim, onu söyleyeyim. Çünkü bir taraftan duyuruyu duyup da derse gelen arkadaşlar oluyor, gruba girmek isteyenler. Onları da böyle dersin içinde almak zorundayım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Evet. Şimdi devam edelim. Yani dediğim gibi bizim hedefimizi özellikle yakalama noktasında reading parçaları çok önemlidir. Neden diyeceksiniz? Şöyle düşünün. İşte 3 sınavda da ortak olan teknikler üzerinden konuşmamız gerekirse. Mesela çeviri sorularını herkes yapıyor zaten. İşte diyalog tamamlama sorularını herkes yapıyor zaten. Ama reading'de genelde zorlanırlar öğrenciler. Çok normal bu. Yani o bakımdan burada iyi yapan
işte hedefini yakalama konusunda bir adım öne geçer mi? Geçer. Hani böyle bir noktadan yola çıkılabilir, onu söyleyeyim. Şimdi öncelikli olarak böyle bir genel, bu benim kendi hazırladığım PDF nottur bu arada, bilginiz olsun. Hani bununla ilgili şuna dikkat etmek lazım, onu söyleyeyim. Hani biz burada ilk etapta şuna dikkat edeceğiz. Önce parçanın sorularını okumamız gerekiyor. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bir, zaten hani malum olduğu üzere dakikalarla yarışıyoruz. Hele bir de YDS ve YÖK dile giren bir öğrenci isek şayet, oradaki sınavlar malum olduğu üzere YKS dile göre bir tık daha zor sınavlar. Onu söyleyeyim. Bir tık daha zor sınav. Dolayısıyla daha zor olduğu için süreyi ona göre daha verimli ve sağlıklı kullanmamız gerekiyor. Hani bu anlamda en pratik iş önce soruları okumak. Neden? Çünkü soruları okuduğunuzda şunu kavrayacaksınız. Bir, parçayla ilgili ister istemez sizin bir ön bilginiz olacak. Yani o parçanın sorularına ve şıklarına baktığınız zaman ister istemez o parçayla ilgili bir bilgi sahibi olacaksınız. Bu ne olacak? Sizin için bir hazırlık demek parçayı okumadan önce. Onun dışında ikinci nokta ne? Pratik bir iş yapacağız. Hani dedi ki 80 soru. Arkadaşlar gelenleri alayım müsaadenizle. Şimdi dediğim gibi hani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi 80 dakika, pardon 80 soru 120 dakika bir sınava giriyoruz. İşte YDS ve YÖK dile girecek arkadaşlar 80 dakika, işte özür diliyorum pardon 80 soru 180 dakika bir sınava giriyorlar. Süre belki bir saat fazla gibi gözükse de girenler çok iyi bileceklerdir ki hani öyle bir saat fazla değil o sınavın süresi. Hatta çoğu arkadaş yetiştiremiyor. Hani o bakımdan pratiklik her zaman öne geçen bir nokta olur bu sınavlar içinde. Bir de bu üçüncü cümlemiz çok önemli aslında. Zihnimizi gereksiz yere yormamış oluyoruz. Çünkü diğer türlü şöyle yapacaksınız. Önce parçayı okuyacaksınız. Sonra tekrar sorulara döneceksiniz. Sonra tekrar parçayı okuyacaksınız. Yani aslında iki kere iş yapmak demek. Zaten zihniniz oraya gelinceye kadar bir sürü soru türü, bir sürü soruyu çözmüş olarak gelecek. Hani böyle düşündüğümüz zaman herhalde daha pratik olmak, hem zihni yormamak ondan sonrası adına da önemli. Şimdi yaz burada kırmızı bir şey yazmışım. O çok önemli. Hani şimdi mesela ben bunu anlattım diye sakın bir rutininiz varsa bozmayın elbette. Yani mesela içimizde yıllardır sınavlara giren, hazırlanan insanlar olabilir veya bu videoyu izleyecek insanlar olabilir. Hani ben demiyorum ki hocam ben önce parçayı okuyorum, sonra soruyu okuyorum, sonra tekrar parçayı okuyorum. Ama ben hocam sorun yok. Ben yani yapıyorum işte 15'te 14, bazen full, işte 20'de 20 yapıyorum hocam. Siz o zaman değiştirmeyin. Yani burada ben demiyorum ki illa tek yol budur. Benim için önemli olan hani bir söz vardır ya, biraz amiyane tabirle konuşuyorum. Hatice'ye değil neticeye bakarım ben. Yani benim için önemli olan şudur. Sonuca gidebiliyor mu bir öğrenci? Bu önemli bizim için. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da dedikten sonra dönüyorum tekrardan. Hani parça üzerinde de bunları bir daha ifade ediyorum, göstereceğiz ama hani bir ders yapmak, ilk etapta bunları bilmekte fayda var. Şimdi bakın mesela bir soru yazan arkadaştan yola çıkalım. Yani bu soruları yazan insanlar sonuçta öğretmen veya soru yazarı neyse. Şimdi bir kere sayısal verileri koyarlar. Çok dikkatinizi çekmiştir bu. Hani sayısal veriden kastımız tarihler. İşte gider oraya mesela şey der. İşte during the 19th century. Gider orada der ki 70% of the people. Gider orada miktar bildiren işte some of the animals der. İşte many scientists think that. Böyle bir şey der. Veya buna benzer diğer işte a few der, a lot of der, much der, more der, işte several der. Yani bunları çoğaltabilirim, tek tek söylemeyeyim burada. Bu tarz bir ifade kullanabilir. Şimdi bunları veriyorsa, bunları okurken ki biz de burada parça analizi yaparken beraber birazdan hani göreceksiniz. Ben de aynı bu şekilde sizin gözünüzden bunları böyle bu noktalara dikkat ederek açıklamış olacağım. Yani dolayısıyla
bir parçada sayısal bilgi varsa eşittir. Onlar önemlidir. Yani bunları gördüğümüzde bir durmamız lazım. Bunlardan muhtemelen soru gelecek demektir. Hangi soru türünde olduğunu konuşuruz zaten. Şimdi ikinci nokta ne bizim için? İkinci nokta bağlaçlarımız var. Hani bakın beni şu anda belki ilk kez burada olanlar vardır. Ya da daha önceden tanıyanlar da illaki vardır. Ben hep şunu vurgularım. Derim ki sınavlarla ilgili 3 tane sac ayağımız vardır bizim. Yani bu 3 konuda iyi olan sınavda hedefine daha rahat ulaşır. Tabii ki bunlara ağırlık vererek, ben diğerlerini yok saymıyorum ama bunlara ağırlık veren gerçekten ciddi anlamda yol alır. Onu bilmesi lazım. Bunlardan birincisi tensiz konusu. Yani biz tensiz konusunu genel zamanları böyle genel kavramlarıyla, genel kurallarıyla, zaman ifadeleriyle böyle bir şablonu formatında bilmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Hem tensiz sorularında malum var hem de şeylerde var. Normal skills sorularının hepsinde var. Yani ben demiyorum ki sadece bir tensiz sorusu olarak çıkar. Reading'te de var. Cümle tamamlamada var hatta. Cümle tamamlama sorularında direkt şıklara eletici bir noktada bile bulunabiliyor bazen tensizler. Hani duymuşuzdur. Tens uyumu denen bir şey var. Buralardan şıklara eliyoruz falan. Yani o bakımdan tensler bu kadar önemli. İkincisi burada bahsettiğimiz conjunctions'lar, bağlaçlar. Şimdi bağlaçlar da yine sadece tek başına soru formatında değil. Az önce bahsettiğim bütün skills'larda yani bütün soru türlerinde cevapları bize buldurma anlamında, ipucu olma anlamında çıkıyorlar. Hatta cümle tamamlamalarda mesela genellikle bağlacımız ya soru kökünde oluyor ya da şıklarda oluyor. Yani bağlaçtan soruyu buluyoruz genellikle doğru cevabı cümle tamamlamalarda ve diğer yine keza diğer skills'larda da var. Üçüncüsü de prepositions, edatlar. Hani bu üç konuya ağırlık veren arkadaşım özellikle şunu yapar. Arkadaşlar müsaadenizle. Şunu hemen halledeyim. Yani burada bağlaçlarla ilgili özellikle hani sadece anlam üzerinden giderek bile çözeceğimiz yerler olacak. Onu söyleyeyim. Onun haricinde bir de bağlaçları bize neden veriyorlar? Bağlaçlar bizim için şu anlamda şöyle önemli. Hani onları biz şu şekilde düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Onu bir daha ifade edeyim. Evet. Bir arkadaşımız yanlışlıkla herhalde yaptı. Hani bağlaçları burada hem anlamsal ilişki iki cümle arasında bunu kavrayacağız. Daha net işte zıtlık mı bildiriyor, sebep sonuç mu bildiriyor, ek bilgi mi var, onun dışında şart mı bildiriyor neyse. Hani buna göre bir bağlaç ayrımı yapmamız gerekiyor, yapacağız. Onun dışında bir de bizim ne işimize yarayacak bu? Bağlaçlar özellikle her soru türünde olduğu gibi burada da. Cümle parçacıklarını ayırdığımız için koca bir metni hani böyle genel itibariyle şey yapmış olacağız orada. Orada genel anlamda biraz daha elimiz rahatlayacak. Neden? Çünkü koca bir parçayı tek tek inceleme yerine sadece belli odaklandığımız yerlere bakmak bizim işimizi kolaylaştıracak. Bilginiz olsun. Onu söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla bunu da böyle hallettikten sonra dönelim tekrardan. Hani parçacıkları ayıracağız, daha hakim olacağız parçaya ve anlamsal ilişkiyi daha net kavrayacağız. Şimdi bir diğer nokta ne bizim için? Relative clause'lar, non-clause'lara dikkat demişiz burada. Niye? Çünkü malum olduğu üzere relative clause'lar ve non-clause'lar hani bunlar ek bilgi veren, detay veren, açıklama veren, bilgi veren ifadeler. Dolayısıyla bu tarz cümleleri gördüğümüz zaman ister istemez
bize çok uzun ve karmaşık gelecek. Algılamakta zorlanacağız bunları. Relative clause'lu ve non-clause'lu cümleleri. Çünkü bunlar biliyorsunuz cümle içinde cümle. Algılamamız zorlaşacak. Ama bununla ilgili bir nokta çok önemli. Mesela bunları bize bu şekilde bilerek veriyorlar ki biz uzun ve karmaşık görünsün ki düşünmeyelim, üzerinde kafa yormayalım. Ama kırmızıyla yazdığım şeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Genellikle bunların doğru cevap olma ihtimalleri yüksek demişiz. Yani ben buradan şunu anlarım. Demek ki ben herhangi bir soruda, herhangi bir reading parçasında eğer ki içinde relative clause olan who, which, that ve diğerleri, işte non-clause olan it is stated in the passage that'teki that gibi bu tarz bir ifade olan bir şık gördüğümde önceliğimi ona vermeliyim. Demek ki bunların doğru cevap olma ihtimali yüksekse ben o zaman cevap şıklarını incelerken şuna bakacağım. Yani ben elimde sorunun şıklarında relative clause ve non-clause şayet varsa önceliğimi bunlara vereceğim. Ama tabii ki %100 doğru diye bir şey yok ama bir genelleme midir? Bir genellemedir. Yani bizim için bunları bilip kenara bir cebimize koymakta her zaman fayda var. Şimdi şu noktada çok kaçıyor gözden. Hatta genelde yanlış yapanların birinci sebebi budur. Seçeneklerde geçen bilgilerin soru köküyle uyum kısmı. Ya bu bütün sınavlar için geçerli bu arada. Sadece İngilizce adına değil ama hani bizde şu an asıl işimiz İngilizce olduğu için söylüyorum. Şimdi bunun bakın nasıl kaçırdığımızı gösterelim. Yani nasıl biz hani tabiri caizse bu yemi yiyoruz, bu oltaya geliyoruz. Şimdi bazen bize şöyle bir soru soruyorlar. Dikkatimizi ölçme adına kontrolümüz var mı parçada? Parçaya hakim miyiz, değil miyiz diye. Mesela parçada geçen bir cümleyi direkt alıyor, hiç değiştirmeden genelde. Bir yere şık olarak koyuyor ama nereye koyuyor onu? Atıyorum, direkt bir bilgi olan bir cümle var. Bizi onu infer sorusu içinde koyuyor. O şıkkı. Siz diyorsunuz ki, aa ya bu infer yani olabilir. Veya gidiyor işte, nerede koyuyor? Belki işte çıkarım değil de işte main idea olabilecek bir yere koyuyor. Ha biz diyoruz ki ya bu cümle parçada da vardı o zaman doğrudur hemen işaretleyelim. Ya bakın öyle bir şey yok. Yani burada bizi ters köşe yapmak için bir taktiktir bu. Yani bu yıllardır yapılır. Gider bize içeriden bir soru bir cümle alıp direkt koyarlar. Eğer biz de dikkatli değilsek soru kökünde ne demek istediğini anlamadıysak direkt bu doğru deyip atlayabiliriz. Böyle olunca da işte Allah korusun ama yani bazen bir soruyla hedefini kaçıranlar vardır belki aranızda. Hani inşallah yoktur ama oluyor. Hani o zaman da çok üzülürüz buna. O da böyle bir soru olursa eğer. O bakımdan bunları pür dikkat dinleyeceğiz, inceleyeceğiz daha doğrusu. Ve buna göre de bir karar vereceğiz. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Sorularla ilgili olan bölüme geçiyorum şimdi. Yani sorular üzerine gidiyorum. Şimdi bizim sorularımız genel itibariyle soruluş tarzı olarak 5 gruba ayrılıyor. Reading'den bahsediyorum. Bir de aslında 6. bir grup var. Onu da en son söyleyeceğim. 6. grubu. 5 grubu anlattıktan sonra. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın bu soru tarzları bütün sınavlar için geçerli. Yani elinde YKS dil de olsa gireceğin sınav. YDS de yok dil de olsa. Bil ki bu 5 soru türünün hepsine muhatapsın. Hatta 6.ya da. Şimdi 1. grup içerisinde bilgi içeren sorular. Bilgi içerikli sorular. Şimdi bunlar bizi bir adı üzerinde bilgi içerikli bir soru olduğu için bizi cevabın bulunduğu satır ya da satırlara götürüyorlar. Nasıl götürüyorlar? Yönlendiriyorlar. Mesela diyor ki it is stated in the passage that nokta nokta nokta. Bakıyorsun hemen aşağıdaki şıklara. Şıklarda yazanlar ya bir cümle olarak karşımda yani benim paragrafın başına, ortasına ya da sonuna getiriyor, götürüyor. O zaman ne yapıyorum ben? Komple parçayı okumak diye bir külfete girmeden direkt beni götürdüğü yerlerden anlıyorum. Yani mesela diyor ki bana it is stated in the passage that işte atıyorum Finns diyor, Finlandiyalılar.
İşte Ukraine people diyor. Bakıyorum ben hemen orada işte Ukraine people'ı bulup onunla ilgili yerden cevabı bulabilirim. Veya işte during the 19th century, 19. yüzyıl boyunca diyor. Ben gidip sadece o bölüme odaklanabilirim. Bu bakımdan diğer soru türlerine göre, yani diğer 5 türe göre daha hızlı ve kolay çözülüyor. Onun dışında çok fazla detaylı bir yorum yapmamıza da gerek yok. Yani aslında bilgi içerikli soru demek, direkt parçadakinin hemen hemen aynı şif formatında yazılmış bir cümleyi görmek demektir. Bilginiz olsun. Bununla en çok görülecek olan şeyi, kalıbı, it is stated ya da it is clearly stated in the passage that. Hani açıkça vurgulanmıştır ya da vurgulanır gibi söylenebilir. Yani bu bir numaralı bilgi içerikli sorular bizim böyle kaç tane çıkarsa çıksın yapmak zorunda olduğumuz soru türlerinden ilkidir bilginize. Peki hocam bunun çıkma olasılığı nedir? Normalde 3 soruluk ya da 4 soruluk olsun paragraf, önemli değil. Bir tane soruyorlar. Bilgi içerikli soru. Genelde böyle. Elbette kanun değil benim dediğim ama genelde 4 sorunun biri ya da 3 sorunun biri böyle bir bilgi sorusu olarak karşıma çıkıyor. Bilginiz olsun. İkinci soru türümüz. Açık uçlu sorular. Şimdi burada açık uçlu soru dediğimizde ben kafanızdan neler geçtiğini az buçuk tahmin ediyorum. Şimdi bizim literatürümüzde açık uçlu soru demek açık uçlu soru demek şu demektir. Hani biz şöyle düşünürüz. Klasik bir soru. İşte ben de cevap yazarsam ona göre doğru olabilme ihtimali olan bir bölüm demektir ama hatta bir ara ben hatırlıyorum. YKS dilde özellikle 2017 senesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela son 3 soruyu böyle açık uçlu yapmışlardı. Yani öğrenci kendi yazıyordu yazılı olarak cevabını, öyleydi. Şimdi bununla ilgili buradaki olay o değil. Onu söyleyeyim. Buradaki olay açık uçlu soru demek bizi böyle az önce bahsettiğimiz bilgi içerikli soru gibi böyle bizi alıp direkt bir yere yönlendirmeyecek satır ya da satırlara. Cevap parçanın herhangi bir yerinde olabilir. O bakımdan zaten açık uçlu soru diyoruz. Yani cevap paragrafın herhangi bir yerinde olabilir. Başında, ortasında, sonunda bilemiyoruz. O yüzden bu böyle bir şey olduğu için önce bir kaos olabilir bizim adımıza. Niye böyle bir kaos olabilir? Şimdi hemen müsaadenizle. Şöyle bir durum olabilir. Onu söyleyeyim. Hani biz burada parçayı okurken acele etme olayını artık bitirmiş olmamız ve yapmamamız gerekiyor. Önce sakin kalacağız. Onu söyleyeyim. Frene basacağız. Ona göre. Ve parça ile ilişkimizi en maksimum seviyeye çıkaracağız. Niye? Çünkü bu soruları yanlış yapma ihtimali vardır bir öğrencinin. Eğer çok hızlı aceleyle çözmeye kalkarsa, hele bir de böyle son anlara bırakmışsa bu tarz soruları, yanlış yapma ihtimali her zaman yüksek demektir. Çünkü dikkat isteyen bir soru türüdür bu. Onu bilmek lazım orada. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Yorum yapmayın. Bir de bakın burada mesela en önemli olay açık uçlu soru demek infer sorusu demek değildir. Yani çıkarım sorusu değildir. Açık uçlu soru demek eşittir. Yorum yapmadan yazarın verdiği bilgilere dayanarak bir böyle birebir aynı değil ama benzeri bir şey bulmaktır. Bir cümle bulmaktır. Şimdi bununla ilgili örnekler. Kırmızıyla yazdığım bir sürü örnek var burada. Bu örnekler üzerine konuşuyoruz. Bu örnekler üzerine konuştuğumuzda da karşımıza şu çıkıyor. According to the passage. En çok göreceğiniz soru türü bununla ilgili. Sonrasında
It can be understood from the passage that parçadan anlaşılabilir. As it is stated in the passage that parçada vurgulanmadığı gibi. One can tell from the passage that herhangi biri parçadan bunu anlatabilir. It is pointed out in the passage that var yine. Burada baktığımız zaman o da yine bir kalıp. Hani parçada işaret edilir anlamında, bilginiz olsun. Onun dışında da it is told in the passage that parçada anlatılır diye böyle örneklerimiz var. Onları söyleyelim. Yani şurada gördükleriniz ve buna benzer bir soru kalıbı karşımıza çıkıyorsa demek ki biz diyeceğiz ki açık uçlu bir soru var karşımızda. Frene basacağız. Bütün konsantrasyonumuzu en üst seviyeye yükselteceğiz. Ve soruları çok fazla yoruma girmeden çözmeye çalışacağız. Şimdi bu peki hocam açık uçlu soru nasıl çıkar yani oran olarak sorularda? Bu da yine böyle her sınavda bir tane çıkıyor genelde. Hani bilginiz olsun. Hatta bazen şey oluyor. Bir iki tane falan bundan koyuyorlar. İki soru bundan oluyor genelde. Hani böyle olan durumlar da var. Onu söyleyeyim. Şimdi üçüncü bölüm. Yorum, yani üçüncü soru türü daha doğrusu. Yorum ve çıkarım gerektiren sorular. Şimdi burada çok dikkat etmek gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü yine biz yanlış anlıyoruz bu tarz soruları. Mesela yanlış yapanlar içinizde illaki vardır. Şimdi birinci hatamız burada şu bizim. Yorum yapmak demek kafamızdan bir şey uydurmak demek değildir. Çünkü biz malum Türk milleti olarak çok severiz yorum yapmayı. Evet yani yapabiliriz, doğrudur. Ama parça içinde bu yoruma girdiğimiz zaman biz karıştırıyoruz. Yani yörüngeden sapıyoruz. Bakın çok güzel bir şey söyledim. Yani bizim için burada paraphrasing diye yazdığım şey çok önemli. Yani biz yorum ve çıkarım gerektiren sorularda şunu arayacağız. Parçada geçen cümlenin paraphrasing'ini şıklarda vermiş. Paraphrasing'ini bulduğumuz şıkkı parçada bulmaya çalışacağız. Olay bu aslında. Yani paraphrase olan şık parçada normal değişik formatta var, orijinal halinde. Bizim bunu bulmamızı istiyor. Olay bu aslında. Şimdi böyle düşündüğümüzde diyor ki parçadaki bilgilerden genelde kopmadan ama dolaylı bilgi bulmamız gerekiyor parçayla ilgili. Satır arası okuma diye bir şey var. Kırmızıyla da çizmişim. Satır arası okuma demek yani çok önemlidir demiş ya burada. Yani satır arası okuma demek parçayı böyle biraz daha prototiplerine ayırıp bununla beraber bir şey yapmak demek. Yani satır arası okuma bu. Parçayı gözümüzde küçülteceğiz yani diğer bir ifadeyle. Şimdi genelde doğru cevap malum olduğu üzere parçadakinden çok farklı görünür çünkü yorum sorusu. Ama şurası önemli. Yorum yaparken haddimizi bilmeliyiz demişim ben. Yani anlatmaya çalıştığım şu aslında. Gereksiz yorum da olmayacak, abartılı yorum da olmayacak. Mevcut oradaki ifadenin, cümlenin paraphrase halini yazabiliyorsak zaten bu tarz soruları yanlış yapmayız. Ama yazamayan arkadaşlar özellikle burada muhtemelen bir zorluk yaşıyorlardır. Şimdi bir de bakın burada özellikle yine örnekler var ama deduct fiiline özellikle vurgu istedim ben, rica ettim. O da yine çıkarım yapmak demek. Yani her türlü olabilir. Örneklerimiz ne burada bizim? İşte one can imply from ya da it is implied in the passage that. Hani herhangi biri parçadan vurgulayabilir, parçada vurgulanır diyebilir. One can infer ya da it can be inferred from the passage that. Infer fiili yani çıkarım yapmak. Bu fiil olduğu sorular olabilir. Bununla ilgili de böyle bir soru varsa yani böyle bir soru kökü varsa yine ben yorum ve çıkarım noktasında az önce ifade ettiklerimden çıkmadan soruyu çözmeye çalışacağım. Yani one can imply from ya da it is implied in the passage that parçada vurgulanır ya da herhangi bir parçadan parçada ima edilir
ya da herhangi bir parçadan ima edebilir demektir. İki numarada one can infer, herhangi bir çıkarım yapabilir ya da it can be inferred from the passage that parçadan çıkarım yapılabilir gibi örnek var. Bir de the passage ya da the order implies that, yani pasaj, parça ya da yazar ima eder. Bu tarz bir şey de söylenebilir. Bilginiz olsun. Şimdi sondan bir önceki soru türü, daha doğrusu iki önceki soru türü, yazarın parçadaki üslubu ve görüşleriyle ilgili sorular. Buna geçmeden, hocam bu yorum çıkarım soruları nasıl çıkıyor sınavda? Oranı nedir? Tabii ki burada şu var. 3 soruluk bir parça veya 4 soruluk bir parça üzerinden gidersek burada elbette ki her soru türünde, daha doğrusu her soruda, her readingde eşittir bunlardan biri çıkar diyemem. Hani geriye kalan bir yorum ve çıkarım gerektiren sorular, ana başlık soruları ve yazarın düşüncesini ifade eden soru türlerinin arasında eş değerli. Bunlardan herhangi biri olabilir. Birisi önde, birisi arkada değil. Oran olarak bilginiz olsun. Şimdi onun dışında bu bölüme ne yapacağız? Şimdi bu bölüme şöyle bakıyoruz. Bir, bu tarz sorularda yapmamız gerekli olan şey ne? Birinci olarak parçayı kendi gözümüzden değil de yazarın bulunduğu perspektiften anlamaya çalışmak. Niye? Çünkü eğer kendi gözümüzden bakmaya kalkarsak yazar bize çok ters bir şey yazabilir ama önemli olan doğru yazıp yazmadı, doğru formatta kullanıp kullanmadı. Yoksa ben kalkıp da sen biz varken nasıl başka şey yazarsın diyemem. Ben demem. Ama o bakımdan böyle bir şey olduğu zaman ben yazarın gözünden bakacağım. Yazar, atıyorum, çok basit bir örnek olacak ama kuşlar uçamaz diyorsa uçamaz kardeşim. Yani orada bir şey diyemem, yazarın cümlesidir. Ama yazarın üslubunu nereden anlarım ben? İllaki örnekler verir. Mesela gider, hep eskilerden örnek verir. Biz eskiye özlemi var diyebiliriz örneğin. İşte kullandığı sıfatlar, mesela big varken enormous kullanıyorsa, işte small varken tiny kullanıyorsa, işte beautiful varken gorgeous kullanıyorsa demek ki betimlemeyi daha çok seviyor, abartılı anlatımı daha çok seviyor. İşte alıntılar yaptıysa aldığı alıntının durumuna göre bir değerlendirme yapılabilir. Ama bunların hepsini bir yerde harmanlayıp biz yazarın üslubunun görüşünü ancak öyle bulabiliriz. Yoksa kafamıza göre o böyle, şu şöyle deme şansımız yok. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın örnekleri var bunun. Diyor ki örneklerinde the author of the passage, pasajın yazarı, thinks or feels that, şöyle düşünür, şöyle hisseder. Veya diyebilir ki throughout the passage, parça boyunca the author's style, yazarın tarzı, işte diyelim ki şöyle bir yazar var elimizde. İşte kaleci çok, o kadar başarılı bir kaleciydi ki 5 gol yedi. Yani sarkastik, alay ediyor. İşte hep iyi şeyleri düşünüyor, optimistik. Hep kötü şeyleri düşünüyor, pesimistik gibi. Bu tarz böyle karakterle ilgili olan noktaları da, yazarın tarzıyla ilgili olan noktaları da unutmamak lazım. Ve son olarak the author is of the opinion that, hani yazarın fikri şudur ki diye başlanabilir. Onu söyleyeyim. Burada bir son ana başlık sorumuz ve ondan sonra testlere, daha doğrusu çıkmış sorulara geçeceğiz. Burada duruyorum. Tam olarak 21:50'de tekrar görüşelim.